Dostlarım, hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, part 2'sindeyiz draft'ın. Kadromu hatırlamayanlar için kadromuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde kurmuştuk. Ama bu kadroda arkadaşlar sol kanatta Coutinho'yu oynatıyorduk hatırlarsanız. Şu an kartların detaylarına bakamıyorum arkadaşlar da. Hani Coutinho kartında bir özel yeteneği var arkadaşlar. Çeviklik yeteneği olması lazımdı. Hatırlarsanız part 1'de arkadaşlar çok zor rakip buluyordu. 1 saat vaktim kaldı. Draft'ın bitmesine 1 saat var. Umarım 3 maçımızı tamamlayabiliriz. O yüzden rakip bulmasını bekleyeceğiz. Hocam rakip buldu. Duyumu yorumlarken Madrid XR diye bir rakip buldu arkadaşlar. Hazard, Ronaldo, Messi üçlüsüyle. Yani çok seri kanat var rakipte. Arkadaşlar bu videoda her maç çok önemli. Yani önceki maçlarda biraz cıvık oynadım hatırlarsanız. Böyle hani sürekli çalımlı şeyli falan. Ama hani bu maçlar gerçekten ciddi maçlar arkadaşlar. Hani bu ciddi maçları da yani şey yapmamamız lazım. Riske etmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden bu maçlarda patır kütür çatır kütür yani arkadaşlar. Öyle oynamamız gerekiyor. Başka türlüsü bizi kurtarmaz hocam. O yüzden hemen böyle presle başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel aldı Bruno Fernandes. Haaland'ın koşusunu gördüm. Kim Minje mi Haaland mı? Yani Minje Koreli arkadaşlar. Güney Koreli eleman bizi yedi orada. Gerçekten tabiri caizse Ronaldo yani bala mala aldı topu. Vurdu. Allah'tan Messi'ye verdi. Adam Messi cereldi arkadaşlar. Orada bırakmak istemedi yani. Resmen o pozisyon çok müsait pozisyonda adam harcadı. Falan daha fazla koştuk yormayalım. Derken Mio. Haaland. Coutinho. Arkadaşlar bunu çok yapmaya başladım ya. Havadan böyle yavaş bas. Bunu çok fazla deniyorum son zamanlarda. İşte yapıyor yani görüntü kadarıyla. Mbappe'de rakibi geçmeye çalıştık. Dikine geçemedik. Ara pası verebilir Hazard. Hala çaprazdayım. Verdi. Biraz geç verdim be kardeş. Biraz geç verdim. Coutinho. The Haaland. Ah. Messi. Ben Erling. Pogba yedi lan beni. Pogba. Haaland'a aradan bir geçse pas var. Oyun açacağım. Biraz biliyorum. Biraz zor bir pasta ama. Oyunu açmak açısından. Ya abi içimden geçme artık Ronaldo yani. İki tane oyuncunun içinden böyle geçti arkadaşlar. Resmen geçti ya. Şaka gibi. Evet. Bu arkadaşlar Arabistan'da oynayan Ronaldo kartıymış. Genç Ronaldo kartı değilmiş. Önce videoda bunu biraz tartışmıştık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Coutinho'ya çok güzel faul geldi bu arada. Çalım ata ata gidiyorduk arkadaşlar ve Coutinho'ya çok tatlı bir faul geldi. Çakal da güzel çalım atıyor gerçekten. Bakalım en iyi vuran Coutinho'ymuş. Şöyle bu şeye yazdım. Yazdım babacığım. 1-1. Durum 1-1 arkadaşlar. Coutinho önce faulü aldı sonra golü aldı. Bu pozisyonda yapıştırdı eski Barça kartı Coutinho'nun. Vay be, bir zamanlar ne oyuncuydu yani. Coutinho gerçekten yapacak. Çok prime dönemleri vardı. Hatırlarsanız Barça'ya geldiği zamanlar Liverpool'dan. Yani çok dehşet bir oyuncuydu ama Barça'da da hiçbir şey yapamadı. Klasik büyük takım sendromunu Coutinho'da yaşadı. Erling vurabilir mi? Vuramadı. Rakip de Matic kullanıyor arkadaşlar. Abi bu taktikte de yani gerçekten orta sahaları saçmalı pas oldu ama yani istediğim şekilde yönlendiremiyorum ya. Forvetler de biraz kendi birbirine uzak kalıyor. Yapacak bir şey yok. Her taktiğin şu anda bir dezavantajı var. Taktiği oynamak daha mantıklı. Baksana. Mbappe nereye pas vereyim ben? Haaland. İlk şutu. Aldı Bruno. Abi. Çalım atarak top kontrolü yapmak istemiştim. Mbappe oyunu. İndirsin onu. Bilemedik. Genç Mbappe arkadaşlar. Paris'teki genç hali. Mbappe'nin. Yani, Mat oynadığı zamanların kartı var şu anda bizde. O kartla oynuyoruz şu anda da. İş görüyor mu? Görüyor. Baksana. Biraz daha fizik. İşte
Neyse, Mbappe sonradan daha da fiziklendi biliyorsunuz arkadaşlar. Eski kartında fizik o kadar da çok yok. İkinci araya geçeceğiz. Madrid XR karşısında. Maç almamız lazım abi. Lamıcım yok. Uzatmalara gidip gitmediğini de bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Uzatmalar var mı yok mu? Biliyorsunuz bazen bu tarz karşılaşmalarda uzatmalar olmayabiliyor. Neyse değişikliklerimiz olacak. Rashford'u alacağız arkadaşlar. Marcus Rashford'u. Ya Coutinho'cum bak direkt çalma basıyor kardeşim. Yap artık şu işi. Hadi çok güzel. Çok güzel. Haaland işte bu. İşte bu. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Çalma orada. Ekranı izleyelim mi? Bak. 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 Harekete bak. Harekete. Yapıyoruz bu sporu be. Neyse değişik yapmayacağım, vazgeçtim. Ne güzel çalma atıyor bu arada. Mbappe niye çalma atıyor? Garip bir şekilde arkadaşlar. Bu durum beni de çok şaşırttı biliyor musunuz? Çok derinden etkiledi yani. Yani Coutinho'nun Mbappe'den daha iyi çalma atması gerçekten beni de şaşırttı. Şöyle biraz daha kendime çekeyim. Malum arkadaşlar benim yine geç saatlerde video çekme perisim dedi, ne denir? Ondan tuttu yani. Hadi bakalım. Mauro. Mauro Icardi almış rakip. Saka. Mufrais çektim aşağıya. Haaland. Coutinho. Uff be ama. Yani koşamaz ki. Keşke koşsa. Ama. Da aradan verirse. Hadi be. Şimdi ver. Şimdi Haaland'a. Olsun olsun olsun. İyi denedik, iyi oynadık. Farkı açmam lazım arkadaşlar. Ne olacağı belli olmaz. Malum adamın rakibin içinden geçen Ronaldo'su var. Bu da yazık sürekli öyle olacağını zannediyor herhalde. Sürekli Ronaldo ile içimden geçmeye çalışıyor. Dümdüz falan koşuyor arkadaşlar. Arkadaş biraz Ronaldo'nun şu anda böyle bir kart olduğunu zannediyor herhalde. Kardeşim o baktı, bak bak. Nasıl koşuyor. Kardiye verdi. Varan yer ama. Verdiği yer arkadaşlar. Kardi kartına bakmıştık özelliklerine. Hızı çok yüksek değildi. Şutu vesaire bazı özellikleri güzeldi ama hızı çok yüksek değil. Lan oğlum. Tövbe estağfurullah. Yine başladı Ronaldo'ya. Ya bu ne saçma bir gol ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya Resulallah. Yani saç bak. Ona oğlum neymiş lan bu? Tek başına gitti lan Ronaldo'yla. Şu değişikliğe bir gireceğim arkadaşlar gerçekten. İnşallah berabere bitme mevzusu yoktur. Uzatmalar vardır umarım. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Gördüm. Mbappe kontrol güzel, gol güzel, her şey güzel. Oyun kurgusu çok iyi. Güzel bir gol attık arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendimizi ama dur. Oyunu ben durdurdum. Değişik yapmayalım az daha. Hemen değişikliklerimizi yapıyoruz. Şimdi değişik yaptım arkadaşlar. Aslında Griezmann kartı da muhteşem özelliklere sahip bir kart ama sadece forvet pozisyonunda oynaması beni şaşırttı yani. Hani kanatta da oynayan bir oyuncu Griezmann. Ya da offensive forward sağ pozisyonda, midfield pozisyonda oynamıyor gözüküyor. İlginç. Yani sadece forward oynayan bir oyuncu değil yani Griezmann. Neyse. Oyuna öyle uygun görmüş. Ama ben tabii ki de başka pozisyonlar deneyeceğim. Ne yapacak? Orta mı gelecek? Ronaldo'ya Jordal Alba savunuyor. Olaya bak. Yani adamda Ronaldo fetişi var arkadaşlar. Yani ciddi anlamda Ronaldo fetişi var herifte. Yani Ronaldo'yla gizli ilişkileri var yani. Gerçekten böyle bir şey görmedim ya. Adam hala hadi kardeşim Ronaldo'ya ver ona ama Ronaldo'ya vermediğin için başına neler geldi görüyor musun? Kingsley Coman kelin ölmedi mi? Hadi hadi Griezmann ya Griezmann daha yeni girdin. Bende. Bir gol daha. Sakacım koş. Vay aslanım. Vay aslanım benim be. Marcus asar, adamı asar arkadaşlar tavana. Marcus Rashford gerçekten güzel.
Abi bak, Rashford neredeyse siyah Rashford kartı biriktirmeye başladım arkadaşlar ha. Vallahi sevmeye başladım Rashford'ı. 11'de başlamayı hak ediyormuş gibi bir vibe da vermiyor değil şu an. Hadi oğlum ver şuna 85 artıyı. Geliştirme kartı birden iki tane verdi arkadaşlar. Yani potansiyel ödüller güzel ama verirse güzel. Yani vermezse cacık. 87 artı 85 artı 85 artı geçti mi? 87 artıyı kazanırız inşallah. Evet. Estetifyen. Estetifyen geldi arkadaşlar. Ronaldo Hazard Messi üçlüsü. Çoğu kişinin kullandığı üçlüyü kullanmış rakip. 4-2-1-3 dizilişi vermiş rakibe de. Bakalım. Rastgele 3 diziliş, 4 taktik arkadaşlar. Vallahi esneme geldi daha. 5 saatte video çekmenin zararları. Evet hadi bakalım. 4-2-1-3. Oyunu yüklüyor. Kartları geçsin. Şöyle bir bakayım resimlere arkadaşlar. Messi kartı özel kart mı? Yok. Hazard sadece. Lig 3'ten Hazard özel kart. Messi ve Ronaldo arkadaşlar. Normal bizim şu an günümüzdeki Messi ve Ronaldo. Bunların genç kartlarını ne zaman nasıl göreceğiz bakalım ve nasıl alınacak çok merak ediyorum. Çünkü onların genç kartlar oyuna gelirse gerçekten çok büyük etki yaratacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. No, dönerse büyük tehlike. Coutinho'yla da bu harekete alışık. Aslında o hareket yapmak istemedim ama bazen yanlış çalım atıyorum. İşte hala alışamadım. İşte Hazard'la patlama gücü. Adam kendi kendine pas verdi Hazard'la. Muhteşem bir patlayış. Yarışmacımız Yaşar. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Oy yine yanlış hareket yaptı. Karıştırıyorum arkadaşlar. Hangi hareketti? Yön seçerek yaptığımız için karıştırıyorum şu anda. Az önce normalde geçeceğimi olmuştum ama yanlış hareket yaptım gerçekten. Hop işte bu. Yani gördünüz değil mi Mbappe ile rakibin ağzını mal ettiğimizi, tabiri caizse. Kardeşim kusura bakma ama biraz öyle oldu yani. Evet tamam. Üstteki sağ ve sola çekiyor bende. Alttaki de çapraza top çekip sürüyor. Bu. Güzel. Böyle. Yapamadık. Yani doğru hareket yaptım ama beklediğim etkiyi alamadım. Çalımlara alışmam lazım. Çalımlara gerçekten alışmam lazım. Arkadaşlar doğru kullanırsanız kriz anında yani kaybetmenizi engelliyor diyebilirim. Çalımlar. Haaland alamadı. Ama tabii ki benim şu yani maçın başından beri yaptığım gibi gereksiz çalım atmaya çalışırsanız da potansiyel pozisyonlarınızı öldürüyorsunuz. Az önce Mbappé'yi yine çalım atmaya çalıştım. Duramıyorum. Durduramıyorum kendimi yani. O size görsel şöleni yaşatma arzusu beni yiyip bitiriyor arkadaşlar. Geçmedi pasımız. Hadi oğlum. Hadi. Hadi Pogba. Çok güzelsin abi. Ya yukarı verdim lan. Yukarı verdim ya. Nasıl oraya gitti pasım yani? Aferin sana. Aferin sana. O orta açacak. Ronaldo ile kafa golü atmayı kafaya takmış bir kişi var karşımızda ama Mbappe var galiba. Ya arkadaşlar beni çalım bağımında kurtarın, duramıyorum, dayanamıyorum. Hala gol atmadığımın farkındayım. Estetifyen rakip. Sanki böyle bir Almanca bir isimmiş gibi. Değil zaten de %90 değil de. Çok güzel kaybettik. Dumfries. Mbappe verdik. Al kardeşim benim. Hadi lan alanda. Ya yavaşça şöyle.
Şöyle sen dokun ya. Yerden dokun kanki. Niye yukarıdan vuruyorsun ya topu? Ya Haaland'sın ya. Hocam bu arada geçen Haaland'ımız var. Hiç kafa topu açmıyoruz. Bedava gol yani. Şimdi kafa orta açmaya takacağım şimdi. İyi mi? İyi. Hadi oğlum be. Gözüme giriyordun az daha. Yerden topu bırakabilseydin gözüme giriyordun kutayım. Last pas diye. Gerçekten çok çekici bir pas oldu yani. Haaland savunamadı. Vücudunu yeteri kadar koyamadı. Atışı ne güzel pas verdim be kankam. Var önce bu kadar. Çok güzel. Haaland şimdi çık. Ver abi. Mbappe vücut çalımı. Evet. Yapacağımız hareket bu. Rakibi böyle gol atacağız arkadaşlar. Ceza sahası için Haaland var değil mi? Hadi oğlum yandın sen. O Haaland oradan çıkarsa yandın. Aynen öyle. Ah. Oh. Da var. Gerçekten da var arkadaşlar. Bir insanın şu pozisyonda gol atamaması da var olması gerekiyor. Sancho. Griezmann'ı sokalım bakalım. Sağda Saka'yı alalım. Eriksen hadi lan bir şey yapacakmışsın gibi gir bakayım oyuna. Ne yapacağım göreyim. Bir dakika Haaland'ı da değiştirdim. Rashford alacağım. Rashford da kafa vurabiliyor bu arada arkadaşlar. Bilgisini de vereyim size. 64 dakika oldu. Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz yine gol atamadım. Pingim yine 65-70 bir şeyleri kovalıyor arkadaşlar. Abi ne tatlı gol oldu ya. Yani adam girdiği gibi attı gol arkadaşlar ya. Yanıyor yanıyor maşallah. Evet, ping benim için yüksek ping arkadaşlar. Normalde 20-30 civarı alıyorum. Şu an 62 ping alıyorum. Neden aldım bilmiyorum. Arada bir 70'leri görüyor. Bu da oyunumu biraz bozuyor benim. Ancak şu oyunun şu an sonuçlarında böyle sıkıntılar oluyor yani. Çok daha kötü durumda olan arkadaşlar olduğunu da biliyorum arkadaşlar. Haberim var. Sürekli söylüyorlar. Arkadaşlar oyun kastıyor, donuyor, ping var vesaire falan. Yani çözeceklerini söylüyorlar işte de bakalım yani. Ne derece çözülür bilmiyorum tabii ki. Antoine Griezmann. Evet güzel faul. Tam çalım atıyordum o sıra. O yüzden böyle boş bir faul aldık arkadaşlar. Vücudunu koymuş gibi bir şey oldu yani. Böyle Marcus'a havadan hafif bırakacağım. O da kafayla indirmeye çalışacak derken indiremedi. Sen. Ki oyun takımda şu an Eriksen oyuna soktu. Geri zekalı Eriksen arkadaşlar oyuna soktu. İnanabiliyor musunuz? Yani sevmedim Eriksen'i. Bak yine yanlış hareketi yaptım. Ben bu hareketi çoğu zaman yanlışlıkla yapıyorum. Güzel yaptığını diyorum ki ben yaptım. Yeri kaynaklı bir sıkıntımız yok sanırım. Hadi be. Schwartz. Yapma be hocam. Bir yer bıraktık. Evet, vücut çalımı bazen iş yapıyor. Bazen. Deniyorum böyle arada ama geçtiğinde bazen iş yapıyor. Burada oğlum ne yaptın be kardeş? Tuan Asona gitmişti. Evet arkadaşlar ikinci galibiyetimizi aldık bugünkü. Ve toplamda şu an 5. galibiyetimi almış oldum. 6. galibiyete doğru ilerliyorum. Sanırım. Hem yanlış mı biliyorum acaba? Evet, 5. galibiyeti aldık. Ve 87 artı paketi alabilecek miyiz bakalım. Bunlardan bir tanesini verecek. Geliştirme kartı 2'den bir tane garanti veriyor. Merak ediyorum bakalım ne olacak arkadaşlar. Ve draft'ın bir sonraki yani bir daha oynayabiliyor muyum? Oynamam için ne istiyor falan filan. Bunları da görmüş olacağız. Yani aranızda draft tamamlayan arkadaşlar varsa draft bitince ne olduğunu da göreceğiz arkadaşlar. Bir başka bir seviyesi var mı bu işin falan onu da görmüş olacağız. Evet. Bakalım rakip bulsun. Girelim maça. Evet arkadaşlar son rakibimiz de buldu. Slom CR7 diye bir rakip buldu. Şu an bu geçtiğimiz 6. maç arkadaşlar ve ben ikinci maçı oynadım. İkinci maçı kaybetmiştim sadece.
Bunu da alırsak 6 maçı sadece bir mağlubiyetle tamamlamış oluyoruz. 20 dakika olmuş, son maçımızda oynayacağız. Muhtemelen 30 dakika gibi bir video süremiz olacak arkadaşlar. Evet, rakibimizin daha doğrusu kadrosu ekrana geldi. Daha 35-20 pingle falan başladık. Umarım böyle devam eder. Böyle oldum daha rahat oynuyorum arkadaşlar. İstediğimi tam anlamıyla yapabiliyorum. Ve ping olduğunda pasa uyguladığım güç de artıyor yani ister istemez. Saçma bir durum var. Normalde ping de geç gider ya. Şu an total futbolda ping olduğunda güç, yani vermediğiniz kadar güç verebiliyor. Böyle paslarda, onlarda, bunlarda falan. Ben de öyle oluyor en azından. Öyle söyleyeyim. Bak, veremedik ya. Bak. Ah vurma. Ah. Arkadaşlar şu. Anlamıyorum ya bu herifleri. Gerçekten. Bir tane oyuncuyla uçup gitmeye çalışıyorlar adamları ya. Garip yani. Gerçekten garip. Böyle bu şekilde oyunu yenmeye çalışıyorlar. Siz yapmayın arkadaşlar. Öldürdüm be kardeş. Thiago Silva sarı kart yedi. İyi, güzel. Bir daha yapmadı, uslanmış olur. O mesafeden kimle vurabilirim? Bilmiyorum. Böyle. Dikine. Sarı vurduk ya. Ah. Yeşil vursaydım belki şeyler olabilir. Sarı vurduk. Neyse, denemiş olduk şansımızı. Çok da uzak bir mesafeydi arkadaşlar. Rüdiger güzel aldı. Mbappe. Bak yine bu sefer de içe yani çekmeli çalım attım derken yine arkadaşlar yanlışlamaya o çalım attım. Ver abi. Çok güzelsin. Direkt vereceksin Haaland'cım. Direkt yani. Basar basmaz vermen lazım. Topu bir miktar oyaladık arkadaşlar. Çok güzel Jordi Alba. Dumfries yedi bizi. İndirdi. Rakip çok sert oynuyor yani. Anlamsız bir şekilde kardeş sürekli kayıyor arkadaşlar. Bir şeylere mi sinirlendi? Ne yaptı? Bizden çıkartıyor resmen. Şöyle Haaland'ı uzun oynayayım ki Mbappe indirsin. İçe çekip pas verecektik, olmadı. Ver abi şey. Ver abi şey. Kim o? Varan yaptı ama kart vermedi pozisyona. Dur. Çekil havaya kalktın. Bak şimdi arkadaşlar. Gördünüz mü böyle yerden frikik. Ne soru işareti oğlum? Şimdi Haaland zıplamış oldu yani orada arkadaşlar, sözde. Bu bir oyun bug'ı tabii ki. Normalde Haaland'a çarpmaz lan ama orada Haaland'a çarpsa söverim yani, affedersiniz ama. Yapmadığım şeyi yaparım yani. Orada ne işim var Haaland derim. Ama hani oyun en azından kendi mekaniğini bozmadı yani. Tebrik ediyorum oyunu. Dumfries, Jordi Alba, Coutinho. Bak gelirse pas sıkıntılı. Yedim. Yiyemedim. Vallahi çok geçti. Yani Mbappe çok iyi geçti. Rakip değil, yanlış anlamayın. Yani onlar dümdüz koşuyorlar arkadaşlar. Yani at gözlüğü gibi böyle dümdüz atlar koşar ya arkadaşlar pistte. Onun gibi dümdüz koşuyorlar. Onlara özel bir iltifat değildi bu. Yanlış anlaşılma olmasın. Hadi abi yukarıya. Aşağıda acaba boşta mıydı kutuya? Hiç bakmadım da vallahi o bölgeye. Gördüm şimdi. Ona değil, Haaland'a be. Arkadaşlar Rüdiger ne toplar kesiyor öyle ya. Oha. Kante Haaland'ı yedi. İnanabiliyor musunuz? Kante Haaland'ı yedi arkadaşlar. Keşke fake şut deneseydik, neyse. Böyle pozisyonları çalım gerekiyor işte arkadaşlar. Oho. Benim bu çalımı unutmuşum ben. Bayağıdır yapmaya yapmaya. Ama işte çok iyi olmadığı için demek ki yapmıyormuşum.
Çalım güzeldi bu sefer de. Mesafe dar oldu işte şansa. Evet. Ya Allah'ım ya Rabbim. Gole bakar mısınız arkadaşlar? Rakip oyundan çıkmış olabilir yani bu golden sonra. Çok tatlı gol attım. Bakın sağ kanatta. Haaland kontrol. Çapraz ayakla resmen kaleyi inletti. Çok değişik bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten kadromda olsun isterdim yani. Erling Haaland. 40 seviye ve 3 yıldız. İki Haaland'ımız olması lazım. Bu tarzda bir oyuncuya sahip olabilmek için arkadaşlar. Rakip oyundan çıktı sanıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar birazdan göreceğiz muhtemelen. Yerden sert pas verecektim ama rakip sinirlendi, oyundan çıktı arkadaşlar. Düşmesini bekliyoruz şu anda. Bakın şimdi. Hop. Şimdi aşağı giderken şu hareketi yaptım. Çekti buraya. Bu sefer diğer tarafa çekti. Oy. Al topu. Tamam. Yani yukarıda. Ama işte bak. Bazen tam istediğim yön olmuyor. Bu bir sıkıntı arkadaşlar benim için. Şu an sola çekmesi lazım mesela. Çekemedik. İşte bazen bu çalımlar iş yapıyor ya. Sürekli kullanmayacaksınız arkadaşlar. Darda kaldığınızda kullanacaksınız. Yani kanattan mesela iniyorsun Mbappé'yle, tamam. Şu hareketi yaptın. Ama işte bak mesela yönünü tam tarif belirleyemiyorum. Anladınız mı bilmiyorum arkadaşlar ama. Mesela ben sola çekmek istiyorum ama bazen sağa bazen sola veriyor. Mesela önce sağa vermişti, şimdi sola. 3-0 arkadaşlar. Otomatikman kazanmış olduk maçı. Hükmen galip geldik ve turu tamamladık. Şimdi turu tamamlayınca ne olacak merak ediyorum. 87 artı verecek mi? Ya yeniden başlamak için bilet lazım. Bir tane bilet de 100 TL'ymiş. Draft vardı arkadaşlar. Ve bu draft var. Ne kadar sürede bir geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Çok keyif aldım Draftswar'dan. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Başka Total Futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.